Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birbirleri içerisinde ve suda çözünmeyen X, Y ve Z saf maddelerinin 1 atmosfer basınçtaki erime ve kaynama sıcaklıkları ile 25 santigrat derecedeki yoğunlukları yukarıdaki tabloda verilmiştir. A. 25 santigrat derecedeki X ile Y'nin karışımı ayırma hunisi yani öz kütle farkı yardımıyla ayrılır diyor. Dikkat edilirse X ve Y birbiri içerisinde çözünmüyor ve öz kütleleri farklı olduğundan dolayı ayırma yapılabilir. 25 santigrat derecedeki Y ile Z'nin karışımında Y ile Z'nin karışımında Z dekantasyonla karışımdan ayrılır diyor. Dekantasyon aktarma demek. Y ile Z şuradaki Z altta Y ise üstte olduğundan dolayı Y alınarak Z geride bırakılabilir. Doğru. 120 santigrat derecedeki X ile Z'nin karışımı homojendir. X'in kaynama noktası 70. 120 santigrat derecede artık gaz hale geçmiştir. Yine Z'nin kaynama noktası 110. Bu da yine 120 santigrat derecede gaz haline geçmiştir. Demek ki homojen karışım oluştururlar. Doğru. 45 santigrat derecedeki X, Y ve Z'den oluşan karışım süzme ile bileşenlerine ayrılır diyor. Süzme ile ayrılabilmeleri için katı olmaları lazım. Fakat bunun üçü de sıvı olduğundan dolayı süzme ile ayrılamazlar. 25 santigrat derecedeki Z'ye 25 santigrat derecede su eklenirse Z kabın dibinde kalır diyor. Doğru. Çünkü Z'nin öz kütlesi 1.2 iken suyun öz kütlesi 1 olduğundan dolayı Z altta, su üstte bulunur. Doğrudur. Burada yanlış olan seçenek D'dir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Aşağıdaki kaplarda T santigrat derecede hazırlanan çözeltilerden ikinci ve üçüncü su karıştırıldığında T santigratte dibinde katısı olmayan doygun çözelti elde ediliyor. Birinci kapta kütlece %50'lik NaCl var diyor. Yani 50'si NaCl, 50'si de su. İkinci ve üçüncü karıştırıldığında dipte katısı olmayan doygun çözelti elde ediliyor diyor. Dikkat ederse 60 gram çökelek var. Burada 200 gram suyun içerisinde 200 gram NaCl çözünür. Çünkü %50'ye %50 olduğundan. 40 gram da burada NaCl çözündüğünde toplam 260 da dipte çökelek var. 300 gram NaCl'ye 200 gram su, 100 gram da burada 300 gram su vardır. %50'ye %50 de doygun olduğuna göre yine %50'ye %50 bu çözelti doygundur. Bir nolu çözelti doymuştur diyor. Doğru. X 100'dür diyor. X 200'dür. Yanlış. 2 nolu çözelti kütlece %50'liktir diyor. 2 nolu çözelti kütlece %50'liktir. Çünkü 200 grama 200 gramdır. Dipteki çökeleği çözeltiye katmıyoruz. 4. 3 nolu çözelti doymamıştır diyor. 3 nolu çözelti doymamıştır. Çünkü doymuş olabilmesi için 100 gram suyun içerisinde 100 gram tuz çözünmüş olması gerekiyor. Fakat burada dikkat edilirse 40 gram tuz çözünmüştür. Bundan dolayı doymamıştır. Cevabımız 1, 3, 4, D seçeneğidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Tabloda X, Y, Z ve T sıvılarının mol kütleleri ve moleküller arası etkileşim türleri verilmiştir. 1. Aynı koşullarda kaynama noktası en yüksek olanı Y'dir diyor. Burada Y metalik olduğundan dolayı hidrojen, dipol dipol
ve London'dan kaynama noktası daha yüksektir. Viskoziteleri arasında diyor, mol kütlesi küçük olanın viskozitesi fazladır. O zaman Z, T, X ve Y olması gerekiyordu. İki yanlış. Y çözücüsünde T'nin çözülmesi beklenir diyor. Çünkü Z'nin hidrojen, T'nin de dipol dipol olduğunu görüyoruz. Demek ki benzer benzeri çözeceğinden 3 doğru. Cevabımız 1-3 D seçeneği. Maddeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sodyum katısının su ile etkileşimi kimyasaldır diyor. Metaller su ile tepkimeye girerek bazları oluştururken açığa hidrojen gazı çıkar. Doğru. Çinko katı ve sıvı halde elektriği iletir. Metaller katı ve sıvı halde elektrik akımını iletirler. Doğru. C seçeneği. HCl ve NaCl iyon hareketi ile elektriği iletirler diyor. Burada NaCl artı ve eksi, yani iyonik bağlı bir bileşik iken HCl kovalent bağlı bir bileşiktir. C seçeneği yanlış. Karbondioksit gazının sulu çözelsinin pH'sı 7'den küçüktür. Çünkü ametaller asidik karakterli olduğundan dolayı asitlerde pH 7'den küçüktür. Doğru. Sodyum ve çinkonun elektrik iletkenliği elektron hareketiyle gerçekleşir diyor. Doğru. Metallerin son yörüngelerindeki serbest elektronlar elektrik iletkenliği sağlar. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Bu elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X, Y, Z, T ve Q elementlerinin yerleri yukarıdaki periyodik sistemde gösterilmiştir. A seçeneği. Y'nin X ile değerlik elektron sayısı, T ile elektron bulunduran katman düzeyi sayısı aynıdır diyor. Y1A grubunda X ile değerlik elektron sayısı aynı. Aynı periyotta olduklarından dolayı da T ile katman düzeyleri aynı. Doğru. Ve atomik yarıçapı en büyük olanı Z'dir diyor. Periyodik cetvelde atom yarıçapı sola ve aşağı doğru artacağından doğru. X, Y ve Z'nin oksitleri baziktir diyor. X hidrojen olduğundan ametaldir. Ametallerin oksitleri asidik karakterlidir. O zaman C seçeneği beklesin. T2O3 bileşiği suda çözülmez diyor. T amfoter oksittir ve amfoter oksitler su ile tepkime vermezler. Doğru. Aynı koşullardaki YQ bileşiğinin erime noktası ZQ2'nin bileşiğinin erime noktasından yüksektir diyor. Bu da yine doğrudur. O zaman yanlış cevap burada C seçeneğidir. Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakinden hangisi olamaz? X, Y, Z maddeleri ile ilgili bilgiler şöyledir. X, HCl tepkime verebilirken sodyum hidroksit ile tepkime vermiyor. Y, kaynama noktası farkıyla bileşenlerine ayrışıyor. Demek ki sıvı sıvı homojen karışım. Z sıvısı elektrik akımını iletiyor. Demek ki sıvısı elektrik akımını iletiyor ise iyonik bağlı bir bileşik, iyonik bağlı bileşik olabilir ya da metal olabilir. Şimdi X asitlerle tepkime verip bazılarla vermediğine göre X metal, baz, metal, metal olabilir. Fakat yarı soy metal olan bakır hidroklorik asit ile tepkime vermez. O zaman cevabımız E seçeneğidir.
aşağıdaki ayırma işlemlerinin hangisinin karşısında kullanılan ayırma yöntemi yanlış verilmiştir? A. Metal cevherlerinin saflaştırılması, flotasyon diyor. Yani yüzdürme, doğru. Sert sulardaki kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonlarının çöktürülmesi, süzme değil, kaynatma. B seçeneği yanlış. Şeker pancarından şeker eldesi, ekstraksiyon ya da diğer adıyla özütleme, doğru. Şeker ve tuz karışımının ayrımsal kristallendirme ile ayrılması, doğru. Ham petrolün bileşenlerine ayrılması, ayrımsal damıtma yani kaynama noktası farkıyla yapılır. Yine bu da doğrudur. O zaman burada yanlış olan B seçeneğidir. Aşağıda bazı tepkime çeşitleri gösterilmiştir. Tepkimeler için durumlarından hangileri ortaktır denmiş. Birinci tepkimede nişasta, maltoz ve dekstrinden parçalanmış. İkide yağ, yağ aside gliserollere kadar, proteinde polipeptitlere kadar parçalanmış. Bire baktığımızda monomer oluşma denmiş. Monomer birinci reaksiyonda yok. Maltozda, dekstrinde büyük moleküllerdir. Monomer değildir. Monomeri, nişastanın monomeri glikozdur. Dolayısıyla birinci öncülümüz gitti. İkiye baktığımızda ortam pH'ını azaltma denmiş. Maltoz ve dekstrin pH'a etkisi yok. Yağ parçalandığı takdirde yağ asitleri meydana gelmekte. Adı üstünde asit. Dolayısıyla burada pH azalacak. Yine polipeptilerde de pH'ta bir değişiklik gözlenmeyecektir. Ortam pH'ını azaltma da ortak değildir. 3'e baktığımızda H2O'nun harcanması. H2O her 3 reaksiyonda da harcanmış. Girenler kısmında. Dolayısıyla girenler azalacaklar. Çıkanlar ise burada artar. Dolayısıyla su tüketilecek. Çünkü enzimlerin çalışabilmesi için suya ihtiyaç var. Yani su sindirim reaksiyonlarında tüketilir. Üçüncü öncülümüz ortaktır. Cevabımız C seçeneği yalnız 3'tür. Aşağıda ökaryot hücrelerde birbirinden farklı organellerin ürettiği ve tükettiği maddeler gösterilmiştir. KLM organelleri için ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. K organeline bakalım. Amino asitlerden protein sentezini yapmış. Demek ki K organeli burada ribozomu ifade etmekte. Ribozom. Aynı zamanda mitokondri ya da kloroplast da olabilir. Çünkü mitokondri ve kloroplastın da kendine ait ribozomları var. Dolayısıyla K organeli eğer ki çift sarılı ise ribozom zarsız bir organeldir. Çift sarılı bir organel ise mitokondri de olabilir. Mitokondri yazalım. Veya kloroplast da olabilir. Kloroplast da olsun. Şimdi buna göre bire bakalım. K organeli ribozomdur. Doğru bir ifade. Ribozom da olabilir. Mitokondri ya da kloroplast da olabilir. 2'ye baktığımızda L organelinde ETS enzimleri vardır denmiş. Şimdi karbondioksit ve su L organeli yardımıyla besine dönüştürülmüş. Ökaryot bir hücrede bunu kloroplast yapmakta. Kloroplast, karbondioksit ve suyu almakta, ışık enerjisi yardımıyla besin sentezini gerçekleştirmekte. Kloroplastta ETS vardır. 2 de doğru. 3'e baktığımızda M organeli zarsızdır denmiş. Şimdi besinleri M organeli ATP ve suya kadar parçalamış. ATP sentezini gerçekleştirmiş. Dolayısıyla M organeli mitokondridir. Mitokondri besinleri inorganik maddeye kadar parçalayacak. Karbondioksit de meydana gelecek. Bir miktar da ısı açığa çıkacak bu reaksiyonda. Ve ATP sentezi gerçekleşecek. Dolayısıyla M'ye baktığımızda ökaryotlarda mitokondridir. Zarsız bir organel değildir. Çift sarılıdır. Üçüncü öncülümüz gitti. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 C seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte DDT kullanımına bağlı ortam ve canlılardaki birikim değişimi gösterilmiştir. Grafikteki eğrilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir denmiş. Bire baktığımızda balıklardaki DDT belirli yıllarda azalmıştır. Doğru bir ifade. 1980'e kadar artış var. 80'den sonra azalmış. 2'ye baktığımızda topraktaki ve balıktaki DDT kullanımına bağlı artmıştır. Doğru bir ifade. Çünkü DDT kullanımı arttıkça balıkta da toprakta da artış var. 3'e baktığımızda topraktaki DDT en fazla üreticilerde birikim yapmıştır. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Toprakta birikmiş fakat bitkilere geçmiş mi geçmemiş mi bununla ilgili bilgi olmadığı için 3'ten bahsedemeyiz. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z canlılarına ait bazı özellikler gösterilmiş. Buna göre X, Y, Z canlılarına örnekler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? X'e baktığımızda kalpteki odacık sayısı 4, akciğer solunum var, üre var, vücutlarında kıl yapısı var. Dolayısıyla bu canlı memeli bir canlıdır. X memeli olmayanları çıkartalım. B seçeneği gitti. Kartal bir kuştur. Sazan balık gitti. İnek, koyun ve yarasa ise memeli canlı.
Y'ye baktığımızda üç gözlü kalbi görmekteyiz. Solunum organı akciğer ürik asit bırakmakta. Vücutlarında pul var. Dolayısıyla sürüngen, örnek olarak yılan olabilir. Kurbağa sürüngen değildir, amfibidir. Gitti. Aslan memeli canlı gitti. Z'ye baktığımızda kalpteki odacık sayısı 4, akciğer solunum var, ürik asit bırakmakta ve tüylerle kaplı. Dolayısıyla bu da kuş olmak zorunda. Doğru eşleştirme X yarasa, memeli bir canlıdır. Y yılan, sürüngen, kuş olarak da kanaryayı görmekteyiz. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda 2 eniştir 2 kromozomlu bir hücreye ait bölünme evreleri gösterilmiştir. Buna göre bölünme evrelerini mitoz ve meyoz bölünmeye ait olanların doğru gösterildiği seçenek hangisinde verilmiştir denmiş. Şimdi burada telofaz evresi görülmekte. Burada 2 tane hücre meydana gelecek hücre bölündükten sonra. Kromozom 1, 2 tane bir hücrede, 2 tane kromozom da diğer hücrede. Dolayısıyla kromozom sayısında değişiklik yok. Demek ki 1 mitoz bölmedir. Çünkü mitozda kromozom sayısında değişiklik gözlenmez. 2'ye baktığımızda burada kromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemindeler. Hücrenin orta kısmındalar. 2 tane kromozom hücrenin orta kısmında. Dolayısıyla bu da mitoz bölünmedir. 3'e baktığımızda kromozom sayısı yarıya inmiş. 1 tane kromozom var. 2 tane kromozomda bir tanesini görmekteyiz. Burası meyoz bölünmedir. 4'e de baktığımızda homolog kromozomlar hücrenin orta kısmındalar. Ekvatoral bölgesindeler. Burası meyoz 1'in metafaz 1'idir. Dolayısıyla burası da meyoz hücre bölünmesidir. Cevabımız A seçeneği 1 ve 2 mitoz, 3 ve 4 ise meyoz bölünmedir. A seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdaki soy ağacında bazı bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Buna göre taralı olarak gösterilen özellik durumlarından hangileriyle aktarılmış olabilir denmiş. 1'e baktığımızda Y kromozom ile çekinik. Eğer ki Y kromozom ile taşınsaydı tüm erkek bireyler hasta olacaktı. Buradaki erkek bireyin babasında hasta olması gerekmekteydi. Buradaki erkek bireyin de babasında yine hasta olması gerekmekteydi. Birinci öncülümüz yanlıştır. Çünkü babaları hasta değildir. Temizliyoruz. Bunları teker teker deneyeceğiz. 2'ye baktığımızda X kromozomuna bağlı çekinik denmiş. Şimdi X küçük R küçük R olduğunda bayanlarda hastalık meydana gelmekte. Diyelim ki hastalık. Özellik bir hastalık olsun. Ortaya çıkıyor. Erkek bireylerde de küçük R Y olduğunda hastalık ortaya çıkmakta. Yine X büyük R büyük R ya da büyük R küçük R olduğunda normal fenotip bayanlarda meydana gelmekte. Erkeklerde de büyük R Y olduğunda ortaya çıkmakta. Şimdi hasta erkek bireyi yazalım. Küçük R Y X küçük R Y. Diğerlerini de yazalım. Normal erkek büyük R Y büyük R Y. Normal dişilere bakacak olursak büyük R tire neden? Büyük R de olabilir, küçük R de olabilir. Büyük R tire büyük R tire X büyük R tire. Şimdi buna göre bakalım. Y buradan babadan geldiğine göre X küçük R anneden gelecek. Uydu. Buradan yine Y babadan geldiğine göre küçük R nereden gelecek? Anneden gelecek. Sonuç itibariyle buradaki bireyler büyük R'yi de taşıyabilirler. Küçük R'yi de taşıyabilirler. Çünkü annede küçük R de var. Büyük R veya küçük R olabilir. Yani bu hastalık X kromozomuna bağlı çekinik olarak taşınabilir. Uydu. Evet, tekrar temizliyoruz. Otozomal baskın özelliklere bakacağız. Evet, otozomal baskına baktığımızda büyük burayı kırmızıyla yazalım. Hastalık kırmızı olsun. Büyük A büyük olduğunda veya büyük A küçük A olduğunda hastalık meydana gelsin. Hasta bireyler. Küçük A küçük A olduğunda da normal fenotip meydana gelsin. Çünkü baskın olarak aktarılmış. Şimdi ben hasta olan bireyleri yazayım. Büyük A tire büyük A tire. Normal olan bireyler küçük A küçük A küçük A küçük A. Hepsini yazıyoruz. Yazdık. Şimdi buraya bakacak olursak buradan büyük A gelmesi gerekmekte. Fakat annede de büyük A yok, babada da büyük A yok. Dolayısıyla demek ki baskın olarak bu hastalık taşınmamakta. 3 gitti. Tekrar temizliyoruz. Bu sefer otozomal çekinik denmiş. Yani hastalık küçük A küçük A olarak ortaya çıkmakta. Hasta olsun. Büyük A büyük A ya da büyük A küçük A ise normal fenotipi ifade etsin. Şimdi ben hasta olan bireyleri yazıyorum. Küçük A küçük A küçük A küçük A. Diğer bireyleri de yazalım. Büyük A tire büyük A tire. Neden? Çünkü büyük A da olabilir, küçük A da olabilir. Tire tire büyük A tire büyük A tire. Şimdi bakalım küçük A'lardan birini annesinden diğerini babasına alacak. Hem annede hem de babada küçük A var. Aynı şekilde burada da küçük A'lardan biri anneden diğeri babadan gelecek. Uydu. Bu çaprazlamayı yapacak olursak büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlayalım. Buradan büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A gelebilir. Buradaki yavrular, iki tane kız çocuğu
Büyük A içerdiklerine göre burası için iki tane ihtimal var. Ya büyük A büyük olacaklar veya büyük A küçük olacaklar. Problem değil. Her ikisi de normal gözlenecektir. Yani otozonal çekinik olarak da bu hastalık taşınabilir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği 2 ve 4'tür. 2003 yılında kullanımdan kaldırılan Concorde yolcu uçaklarına ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre 1-2-3 nolu sayısal verilerden hangileri skaler bir büyüklüğe aittir? Skaler büyüklük olması için arkadaşlar yönü olmamalı. Genleşme nedeniyle uçuş sırasında Concorde uçaklarının boyu 7,5 cm uzamaktadır. Bakın burada boy nedir arkadaşlar? Yönü yok. Skaler bir büyüklüktür. Uçuş sırasında Concorde uçaklarının burunlarının sıcaklığı 130 santigrat dereceye ulaşabilir. Sıcaklık arkadaşlar yönü yok, skaler. Concorde uçaklarının ulaşabileceği maksimum sürat. Bakın sürat vermiş. 2132 km bölü saattir. Bu da skaler büyüklük. Doğru cevap E seçeneği. Şekildeki boş kap debilere eşit olan KVL muslukları T0 anda açılarak kabı T anına kadar birlikte dolduruyorlar. Kabı T2T zamanlarında sadece K, 2T3T zamanında sadece L muslukları doldurmaya devam ediyor. Buna göre 0-3T zamanlarında kapta oluşan türdeş karışımın öz kütlesinin değişimini gösteren grafik 1-2-3 nol grafiklerden hangileri olabilir? Burada ilk başta arkadaşlar T süreyle ikisi ne yapacak? Eşit hacimde karışacak. Mesela ben buna DK, buna DL dersem burada karışımın öz kütlesi DK artı DL bölü 2 olacak. Daha sonra yalnızca K muslu arkadaşlar burayı dolduracak. Daha sonra burası DK olacak. Burası da DL olacak. Şunların hep hacimleri eşit. Hani en son yine bunlar karıştığında şu arkadaşlar karışımın öz kütlesi ikisinin aritmatik ortalaması olacak. O zaman ilk baştaki karışımın öz kütlesi ile son karışımın öz kütlesi aynı olacak. Bakın burada T'ye kadar öz kütlemiz bu kadarmış. Sonra 3T anında arkadaşlar öz kütle daha büyük olmuş. Olmaz. Bu ne yapmalıydı? Aynı seviyeye gelmeliydi. 1-10 için olmaz. 2'ye bakıyoruz. İlk başta öz kütlemiz bu kadar. İlk başta azalmış. Sonra artmış ve 0T aralığındaki öz kütleye eşit 3T anında. O zaman bu olabilir. 3'te de aynı şekilde. İlk 0T aralığında öz kütlemiz bu kadar. Daha sonra artmış, azalmış ve 3T anında da arkadaşlar yine D kadar. Bu da olabilir. Doğru cevap D seçeneği. Aynı maddeden yapılmış düzgün türdeş tellerin birleştirmesiyle elde edilen cisim şekildeki gibi dengededir. Tellerin sıcaklığı eşit miktar artırılırsa şekilde belirtilen D1, D2, D3, D4 uzunluklarından hangileri artar? Bu fotoğrafik büyütmedir arkadaşlar. Koyduk fotokopi makinesine. Tüm mesela boyutları iki katına çıkarttık. O zaman hem tellerin boyları hem de uzunlukları ne yapacaktır? İki katına çıkacaktır. O zaman bunları biraz şöyle çizelim arkadaşlar. Burası böyle olacak. Burası böyle. Burası böyle. Ve şu şekilde olacaktır. Görüldüğü gibi D1, D2, D3, D4 tüm uzunluklar artar. Doğru cevap E seçeneği. Şekil 1'de X, Y, Z dirençleri sırasıyla 12, 6 ve 4 ohm'dur. XYZ dirençleri şekil 2'deki KL devre parçasının A, B, C, D, E, F arasında herhangi bir şekilde bağlanıyor. Buna göre KL arasındaki eşdeğer direncin yargılarından hangileri doğrudur? En küçük değer 8 ohm'dur. Değerin en küçük olması için seri olan en küçük olmalı, büyükler de paralel bağlanmalı. O zaman buraya 4 ohm arkadaşlar seri bağlarız. 12 ve 6 ohm'u da birbirine paralel bağlarız. O zaman 12 ile 6 paralel, 72 bölü 18'den 4 ohm çıkar. 4 ile 4 seri, 8 ohm en küçük değerdir. En büyük değer 14.4'tür. Şimdi değerin en büyük olması için bu sefer 12'yi arkadaşlar EF arasına bağlayacağız. Demek ki 4 ile 6'yı da birbirine paralel bağlamamız gerekiyor. O zaman 4 ohm, 6 ohm paralel bağlı. 12 ohm ise bunlara seri bağlıdır. Şu şekilde en büyük değeri elde ederiz. 4 ile 6 arkadaşlar paralel. Eş değeri şöyle bulabiliyorduk. R eş. R1 çarpı R2 4 çarpı 6 bölü. R1 artı R2 4 artı 6. Buradan 24 bölü 10 yani 2.4 ohm. Burası 2.4 ohm. 2.4 ile 12 de seri. Direkt topluyoruz arkadaşlar. 14.4 ohm bizim
maksimum değerimizdir. 2 de doğru. En büyük değer 9'dur. O zaman 14.4'e doğru dediysek bu yanlış. Doğru cevap B seçeneği. K noktası ışık kaynağı X'ye saydam olmayan küreleri ve P perdesiyle oluşturulmuş optik sistem şekildeki gibidir. Buna göre K, X, Y, P'den hangileri ok yönünde çekilirse perdedeki tam gölge alanı kesinlikle artar. Burada arkadaşlar şöyle çiziyoruz. Belki buna teğet geçiyor arkadaşlar. Yani sadece tam gölge vardır. Bunu tam net bilemeyiz. Ama burada ne yaparsak biz? Mesela K'yı buraya yaklaştırırsak, ışınlar daha dik gideceğinden dolayı arkadaşlar tam gölge artar. Daha sonra X'e bakalım. Şimdi belki bu buna da teğet geçiyor. X'i bu tarafa hareket ettirdik arkadaşlar. Yine tam gölge alanı değişmeyebilir eğer Y'ye teğet geçiyorsa. Y'de arkadaşlar X ile Y birbirine teğetse Y'yi hareket ettirmemiz tam gölgeyi değiştirmez. Ama perdeyi ok yönünde hareket ettirdiğimizde şu ışınlar daha devam edeceği için bakın buradaki gölge alanı ne yapmıştır? Büyümüştür. Doğru cevap D seçeneği. Kıvanç şekil 1'deki yatay düzlemde durmakta olan sandığa bağlı ipi yatay doğrultuda tutup ipe düzgün artacak şekilde kuvvet uygulamaktadır. Bu durumda sandığa etkeden sürtünme kuvvetinin uyguladığı kuvvete bağlı değişim grafiği şekil 2'deki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Sandığın durgun olduğu bir anda sandığa etkeden sürtünme kuvveti 40 Newton'dur. Bakıyoruz sürtünmenin maksimum değeri 50 Newton arkadaşlar. O zaman kıvanç 40 Newton uygularsa sürtünme de 40 Newton olur. 1 olabilir. Sandığın hareketli olduğu bir anda ip gerilmesi 30 Newton'dur. Şimdi sandık hareket ediyorsa eğer hareket etmesi için bir defa 50 Newton'dan ne yapmamız lazım? Büyük kuvvet uygulamamız gerekiyor. O zaman 50 Newton'dan büyük kuvvet uygularsak ip gerilmesi arkadaşlar 30 olamaz. 50'den büyük olmalı. Bu yanlış. Sandığın hareketi olduğu bir anda ip gerilmesi 70'tir. Olabilir. Doğru cevap C seçeneği. Özdeş ve türdeş XYZ yaylarında oluşan periyodik dalgaların modellemeleri aşağıdaki gibidir. Buna göre XYZ yaylarındaki dalgaların yargılarından hangileri doğrudur? Frekansları karşılaştırmış. Şimdi özdeş türdeş yaylar olduğu için hızlar bir defa hepsinde aynı olacak. Hızımız neydi arkadaşlar? Lambda çarpı F. O zaman bu aynı olduğuna göre lambda büyükse F küçük olur. Dalga boylarına bakalım. X'in arkadaşlar dalga boyu 4 birim. Y'nin dalga boyu da 4 birim. Z'nin dalga boyu ise 8 birim. O zaman Z'nin dalga boyu büyük olduğu için frekans küçük olacak. X ve Y'nin de eşit olacak. 1 doğru. Genlikler arasındaki ilişki Y ile Z eşit. X küçüktür. Genlik arkadaşlar dalganın taşıdığı enerjiydi. Burada yarım birim. 1 birim. Bakın burada da arkadaşlar 1 birim. O zaman Y ve Z eşit. X küçük. Bu da doğru. Yayılma hızları Z büyük X, Y'ye eşit. Yayılma hızları eşit olacak dedik arkadaşlar bu. Yanlış. Doğru cevap B seçeneği.